Kemo kanalından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz 8000 Hz mouse'u kimler almalı ve sistem gereksinimleri neler? Bu konu hakkında sizlerle beraber biraz sohbet etmek istiyorum. Bu konu hakkında deneyim sahibi olabilmek için de kendime Razer Viper 8000 Hz ESL Edition modelini almış bulunmaktayım. Dilerseniz ilk önce biraz mouse'un hakkında konuşalım. Sonrasında ise 8000 Hz konusuna dönebiliriz. Razer Viper 8000 Hz ESL Edition modelinin teknik verilerine bakacak olursak Sensörümüz Razer Focus Optik Sensör. Bu bize 20.000 dpi, 650 ips, 50G ime veriyor. Aynı zamanda switchlerimiz yeni 2 switch. 71 gram ağırlığında bir mouse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mouse'umuz kablolu bir mouse. Şu anki teknolojiyle pil ömrü olarak zaten 8000 Hz'in kablosuz olma gibi bir ihtimali şu anlık yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü aşırı bir derecede pil sıkıntısı var. Hızlı bir şekilde pil bitirecektir. Yani ona göre bir teknoloji yapılması gerekiyor ya da bir güne ya da iki güne razı olunması gerekiyor 8000 Hz'de. O yüzden bu bir kablolu mouse. Kablolu olmasında gayet makul karşılıyoruz. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Yan, sağ ve sol taraflarımız kauçuk. Kaplamamız gerçekten çok güzel bir kaplama. Yani öyle kalitesiz dandik bir kaplama değil orta tarafımız sarı ve buralar böyle bir sarı. Arkası düz bildiğiniz Viper. Yalnız bu dış kaplamamız gerçekten çok pürüzsüz. Hani kesinlikle kaplamadan yani işte kalkar mı? Soyulur mu? Sanki orijinal simsiyah bir mouse kullanıyormuşsunuz edası verecektir size. Kesinlikle şüpheniz olmasın. Kaplaması gerçekten mükemmel. Hani keşke hepiniz şunu hissedebilseniz. Şimdi burada dikkatiniz çekmiştir. Buralar sağ ve sol taraflar kauçuk. Burada Rival Cities Rival 650'de olduğu gibi acaba bir kalkma soyulma gibi bir sıkıntısı olur mu? Hemen ona cevap vereyim. Arkadaşlar kalıba bitişik olduğu için kovçuk kaplama buradan olsun buradan olsun herhangi bir şekilde kaplamaya eliniz kesinlikle değmiyor. Hatta kaplamın bir tık böyle aşağıda kaldığını söyleyebilirim. Bu yüzden kesinlikle kalkma mevcut olmayacağı için herhangi bir şekilde buradan soyulma ya da kaldırma tekrardan yapıştırma gibi durumlar söz konusu değil. Kauçuk evet çok kirlenecek bir yapıya sahip. Özellikle eli terleyen mouse'u pis kullanan arkadaşlar özellikle. Yani bu sağ ve sol taraflar kesinlikle hızlı pisleneceğini söyleyebilirim. Ama bu tabi ESL modeli için konuşuyorum. Rival'de zaten siyah siyah da çok fazla belli olmuyor. Kendisi Razer Viper V2 Pro'nun shape ile yani tutumuyla görünüşüyle aynı milimetrik olarak tamamıyla aynı diyor. Fakat kesinlikle kaplamadan dolayı bir takım böyle ele uymamazlık mevcut. Bunun altını çizerim Çünkü ben Razer Viper V2 kullandığım zaman mesela bunu ilk elime aldığım zaman Kesinlikle elimde bir böyle bir kabalık, hafiften bir kalınlık hissettim. Büyük ihtimal kaplamadan dolayıdır. Kaplamasını ben güzel dedik, kollukları güzel dedik. Hemen zaten şöyle sağ ve sol yaptığım zaman rahatlıkla anlıyorsunuz ki bu mouse çiftel uyumlu. Yalnız burada dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum. Evet, sol tarafta ve sağ tarafta tuşlarımız ikişer tane mevcut. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Programda sol ve sağı seçebiliyorsunuz. Yani sol elimi kullanıyorsunuz, sağ elimi seçiyorsunuz. Güzel. Seçtikten sonra eğer benim gibi sağ elinizi kullanıyorsanız bu tuşlar aktif olduğu gibi bunlar da aktif. Yanında bunları program üzerinden aktifsizleştirme durumu getirmeniz lazım. Yani inaktif diyorlar. Onu inaktif yapın ki olur da eliniz buraya kayarsa şu tuşa basabilir ya da bu tuşa basabilirsiniz. Evet. Kablomuz dedik. Kablomuz flex bir kablo. Herhangi bir sürtünme vesaire vesaire de gayet sanki kablosuzmuş hissiyatı veren bir kablo. Hani mouse'un hareketini kısıtlayacak bir tarzda kesinlikle değil. Switchlerimize gelelim. Benim hizamdan seslerini duymuş oldunuz. Bunlar Razer'ın kendi Gen 2 switchleri ve 70 milyon tıklama ömrüne sahip. Gen 2 optik switch olduğu için arkadaşlar mekanikten daha hızlı oluyor. Bunlar bu mouse'un özel bir cabası. Bu olsun yani ESL modelinin 8000 Hz'li Viper da büyük bir ihtimal. Aynı gramlıklar çok az belki kaplama farkı olabilir 2-3 gram. 71 gram ağırlığında Diyeceksiniz ki 71 gram birisine dokunur mu? Arkadaşlar benim gibi bilek sıkıntısı olanlar Razer gibi 59-60 gramdan Viper V2 Pro kullanıyorum. 71 grama gelince direkt olarak eliniz 71 gramı hissediyor. Yani burada herhangi bir şaka yapmıyorum. Yani en azından benim gibi bilek sıkıntısı çekenler bunu rahat bir şekilde hissedecektir. Ama kullandıkça tabii ki de alışıyorsunuz. Bileğinizi yormuyor 71 gram. Sonuçta arada ee, tabii ki de 59-60 gramları arıyor musunuz? Evet arıyorsunuz. Böyle bir gerçekte söz konusu. Şöyle arkasını göstermeden geçmeyelim. Skatezlerimiz %100 PTF. Alt tarafta DPI tuşumuz mevcut. DPI tuşumuzun da 5 tane kademesi mevcut. Ve her biri içinde farklı 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 gördüğünüz gibi renkler mevcut. Bu renkleri değiştiremiyorsunuz. Benim gibi renk görevi olan arkadaşların sıkıntılı bir durumu. Ama büyük ihtimal sizler bunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ya da benim gibi programdan değiştirebilirsiniz. Zaten DPI tuşunuza bastığınız zaman ekran üzerinde DPI'nin bir göstergesi çıkıyor. Hangi DPI'de olduğunuzu görebiliyorsunuz. O açıdan da rahat yani herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi 8000 Hz olayına geçmeden önce arkadaşlar bu mouse'un 8000 Hz evet 8000 Hz olarak satılıyor. Fakat şöyle bu bu, bu, bu mouse'a şöyle bir güzellik eklemişler. Bunu dilerseniz 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz olarak kullanabiliyorsun. Bu mouse'un alınmasının tek sebebi bu arkadaşlar. Çok net söyleyebilirim. Hani deneyecek olan bile arkadaşlar bunu sırf bu özelliğinden dolayı rahatlıkla alıp deneyebilirler. Yoksa sabit 8000 Hz'in alıp almama konusuna değindikten sonra görüşleri tamamıyla size bırakıyorum. İsterseniz alın, isterseniz almayın. Dilerseniz 8000 Hz olayına da geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 8000 Hz hakkında bazı insanlar yorumlar yapmışlar. Videolarımız var, her şeyimiz mevcut. Ben bazı araştırmalarımı yaptım ve herkesin alamayacağı kanısına varmış bulunmaktayım. Nedeni ise size şöyle birazcık anlatmak istiyorum. Şöyle bir netlik getireyim. Ben size şöyle bir örneklendirme getirmek istiyorum. Mouse'unuz, klavyeniz ne olursa olsun kesinlikle bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve bu işlemciden yük çekiyor. İşlemciden yük çektiğiniz zaman ise oyununuza belli bir kadarını etkiliyor. Bu tabii normal klavyatör, normal mouse'larda çok fazla etkilemediği için FPS'iniz zaten ona göre bir sistem kuruyorsunuz ve FPS'inizde amşan bir oynama olmuyor. Bunu anladığınızı varsayıyorum. Zaten anlaşılmayacak çok bir şey de yok. Şimdi 8000 Hz Mohs'a gelecek olursak. Bakın bu 8000 Hz bir mouse değil. Bu 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 ve 8000. Bu mouse haricinde bu görüyorsunuz ama bu değil tabii ki de. 8000 Hz mouse alacağınız zaman size 3 tane soru soracağım. Bu sorulara Cevap vermenizi istiyorum. Etrafınızda kaç kişinin monitörü 144 Hz? İkinci sorumuz. Ekran kaliteniz hangi seviyede? RTX 2060 mı? 2060 Super mi? 3060 mı? 3060 Ti mı? Ekran kaliteniz hangi durumda? Ben RTX'ten örnek verdim. Yani Nvidia'dan örnek verdim. Siz e, AMD'yi de bunun içine sokun. Üçüncüsü olarak İşlemciniz hangi seviyede? Yani ne kadar yüksek? i5, 12. nesil, 11. nesil, 10. nesil bunları zaten büyük ihtimal bilgisayarınız varsa az buçuk bu gibi konulara vakıfsınızdır diye umuyorum. 8000 Hz bir mouse kullanmak istiyorsanız bu üst soruyu cevaplamalısınız. Ne demek istediğimi isterseniz ekranlara getireyim. Şimdi 8000 Hz bir mouse kullanmak için ilk önce ekranınız 144 Hz olmak zorunda. Bu da tabii ki de minimum. Yani minimum 144 Hz. Bakın başka değil. Aynı zamanda i5 8600K ya da AMD R5 3600'e sahip olmalısınız işlemci olarak da. Bu da gayet yüksek bir işlemci ol. 8. nesil bakın. 8. nesil bir işlemciden bahsediyorum. Ekran kartı olarak GTX 1080. GTX 1080'i bilmeyenler 2060'ın üzerinde bir GTX 1080 performansı vardır ya da AMD RX 5700 olması lazım. Bakın ve monitörünüz 144 Hz'deyken Nvidia G-Sync, AMD FreeSync'ler de kapalı olmak zorunda. Düşünün ki sırf bunu alacaksınız ve 8000 Hz için benim çok mantığıma yatmadı. Sizlerinkini de zaten yorumlarda bekliyorum. Bundan sonrası size kalmış. Yani YouTube'da bir dünya insanlar bir şeyler söylüyorlar ve e, ee, sizi teşvik ediyor. Almaya ister alın ister almayın. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki eğer gerçekten FPS oyunları sadece oynuyorsunuz ve işlemciniz de iyiyse e-sporcu olacağım diyorsa ona göre bir sistemi vardır diye düşünüyorum. Ve o kişi bunu alabilir. Çünkü 8000 Hz fark ettiriyor. Yani şimdi yalan söylerim fark ettirmiyor desem yalan söylerim ama fark ettiriyor. Yani böyle bir akıcılık veriyor FPS oyunlarında. Şimdi 4000 Hz'i hiç kullanmadığım için bilmiyorum ama böyle aralarda 1000 Hz'den direkt 8000 Hz'e geçince uzun soluklu da gerçekten fark ediyor. Çünkü 1000 Hz'e düştüğünüz zaman şöyle sanki bir kalma varmış ya da mouse hareketlerinde bir inceliği onu görüyorsunuz. Bu çok net söylüyorum. Onların haricinde yani zevkini alırsa alınır. Yoksa en sporla uğraşacak bir arkadaş gelip bunu alsın. Yoksa diğerlere çok da elzem değil diye düşünüyorum. Benim nacizane fikrim. Gerisi size kalmış. isterseniz alın. isterseniz almayın arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Sizin paranız benim için gerçekten değerli. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklınızdaki soruları yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla.